Arkadaşlar bu bölümde bir kişi daha alalım ve bu da aşçımız olsun. Aşçıyı almanın vakti geldi ve arkadaşlar şurayı düşündüm. Yani burada sıcaklıklar zaten giderek artacak. Yani şurayı açtığımız zaman, buraya yalıtımlı karo çektiğimiz zaman buralar büyük ihtimal daha az ısınacaktır diye düşünüyorum. O yüzden şöyle yapalım, buraya mutfağımızı çekelim. Bu arada şurada biraz balçık var. O içeriye bile girmiş abi balçık. Şöyle hemen dezenfekte edelim. Bazen problem olabiliyor bu bize. Şöyle buraları dezenfekte edelim. Yani atmosfer giyiyorlar ama yine de ne denir, bazen buraya malzeme taşıyorlar. Onda balçık oluyor. Yani bir şekilde bir yerden yine bulaşacak bu. Yani bu balçığı bu asteroitten tamamen kazana kadar bundan kurtulamayacağız arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Bu arada içeri girmeye başlamışlar. Aya buhar çıkmaya başlıyor. Atmosfer de herhalde belli dereceye kadar sıcaklığı kaldırıyor. Yanlışım yoksa. Neyse abi şurayı bir tasarlamaya başlayalım hemen. Şimdi öncelikle şuradan merdivenimi götüreceğim. Aynı şekilde itfaiye direğini de. Aynı şekilde bu tarafı da. Şurada biraz balçık içeri girecek ama onu hemen taşırlar umarım. Yani büyük ihtimal hemen hızlıca taşırlar onu. Bu arada buraya şey yapmayacağım arkadaşlar. Karbondioksit aşağı gitme muhabbeti yapmayacağım. Çünkü sıcaklık da geçebilir. Yani karodan da geçiyor ama yine de bir tık biz işimizi garantiye alalım. Şöyle yapalım. Şuradan şöyle açacağım burayı. Şurayı bir tık tabii yüksek yapmışız. Şöyle yapmışım. Diğer tarafı, burayı da öyle yapalım. Tabii ki de şurayı açmamaya özen gösterelim. Burada kirli suyumuz var. Dikkat edelim ona. Şöyle hızlandıracağım. Yine iki kapımız olacak. Hemen odanın gerekçelerine bir tekrar bakmak istiyorum. Pardon, mutfak. Baharat öğütücü, pişirme istasyonu, buzdolabı. Hemen şuradan gelelim abi. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle şu tarafa koymak istiyorum. Yani şurası iyi olur. Sonra bir yumurta kırıcı koyacağım. Bir tane depo koyacağım. Pardon, buzdolabı değil. Buzdolabını da koyacağız ama. Bir tane şuraya depo koyalım. Sonra arkadaşlar bir tane ekim kutusu koyacağım. Niye derseniz buraya bir tane hışırtı otu yetiştireceğim, yerleştireceğim. Ki bunun sıcaklığını biraz da olsa ne denir, azaltsın. Maksadımız o olacak. Sonra baharat öğütücü diyor. Onu nereye koysak acaba? Onu da buraya koyabiliriz. Başka neyden bahsetmiştim? İki tane buzdolabı istiyordum. Bir saniye abi. O zaman şöyle yapalım. Buzdolabının yakınında olmasın baharat öğütücü. Direkt şurada olsun. Sanki daha mantıklı. Oo, bir saniye abi. Bir saniye. Şimdi aklıma bir şey geldi. Madem bunu yaptık arkadaşlar, otosüpürücü yapalım. Otosüpürücü de yani direkt bu ne denir, şeyleri, yiyecekleri buzdolabına atsın. Sanki daha mantıklı olur. Mesela şu yumurtayı kapsayacak şekilde şöyle koysak. Sanki daha mantıklı olur gibi. He, böyle yapalım. İki tane buzdolabı koyacağım dedim. Biri şurada olsun. İki tane yan yana olsun. Şimdi bu otosüpürücü buraya yetişiyor. Güzel. Sonra arkadaşlar şuraya iki tane yontma bloğu koyacağım. Biraz dekorasyon alsın diye. Çünkü içeri bayağı kötü gözüküyor. Biraz da malzemeler düştü. Onları da temizlersek güzel olacaktır. Sonra öğütücüyü ekleyelim. Sonra da son olarak bir tane çiçek saksısı koyalım. Hatta asılı saksı da bir tane koyabiliriz ama sanki burada fazla olur gibi. Yani şuraya bir tane koyabiliriz. Gerçi o burası soğuyacağı için burada bir tık mantıksız. Neyse asıl da olmasın. Şöyle yapalım. Şundan buralara dizelim. Aynı şekilde şöyle iki tarafa da. Sanki bu yeter gibi. Şimdi bunun elektriğini de nereden bağlayacağız? Şimdi şuraya bir bakalım önce. Burası 1000 watt'a kadar maksimum potansiyel yükü 2050 diyor. Bayağı bir potansiyel yük varmış. Bir de yani daha şu üçünü de bağlamadık yani. Neyse abi, bunu altın kabloya dönüştüreceğimiz için yani problem yaşamayız herhalde. Şöyle yapalım, bunu bağlayacağım. Bunu sonra bunu da bağlayacağım. Bu sadece otosüpürücü buzdolabını alacak. Buzdolabından işte ızgaraya atacak. Sadece bunun için kullanılacak. Şimdilik şey yapabiliriz. Bunların elektriğini bağlamayalım. Özellikle şunun da
Buzdolaplarını bağlayalım ama her şeyi buraya getirsinler. Çünkü şunu yıkmak istiyorum. Bunu kaldırın. Yıkın abi bunu. Buraya da yine soğutucu koyacağım ki burası da bizim dekorumuzu alalım. O da hem dekoru alırız buradan hem de burayı da büyük salon yapalım bence. Aynen böyle çok daha mantıklı oldu. Bu arada bunda ne var? Vücut sıcaklığı diyor. Oo abi burası bir tık tabii ısınmaya başladı. Aynen burası bir tık ısınmaya başladı maalesef. Oo şurada balçık gördüm. Bunu kassınlar. Şimdi şurada başka balçık yakında yok. Güzel. Şurada bir tane var da o önemli değil. Şimdi burayı yaptık. Buna hışırt otumuz şu anda yok. Şuna bir tane saksıya bir şey koyalım. Neşe yaprağı koyalım. Şimdi bu öğütücü de şimdilik dursun. Yani şunu kesinlikle bağlayayım. Buna da arkadaşlar sadece şey depolattıracağım. Yumurta kabuğu. Pardon yumurta kabuğu demişim. Buna ne depolatacaktık? Bunu unuttum şu anda. Buna bir şey bunu bir şey için koymuştum ama unuttum şu anda. Neyse abi yine de yumurtayı kabuğu burada şey yapalım. Burada yumurta kırıldıkça kabuğu da buraya koysun. Yani zamanla başka şeylere ihtiyacımız olursa bu depoyu onun için kullanırız bence. Şimdi fazladan yumurtamız var mı? O direkt o yumurtalamış sanırım. Veyahut da başka bir yerde mi var? Abi şu anda eğer de başka bir yerde açıkta ulaşabileceğimiz bir yumurta varsa alalım. Sanırım ulaşamadığımız bir yerde olabilir. He, büyük ihtimal şurada bir yerdedir yani. Burada direkolar var. Arkadaşlar bir de şurayı da devam ettirmek istiyorum. Burayı dediğim gibi havuz yapacağım. Şöyle burası gidebilir şöyle. Burası da artık şurayı yaptığımız için bir önemi kalmadı. Bunu da aynı şekilde devam ettireceğim. Sonra bu merdivenden ineceğim aşağı kadar. Şurası bizim şeyimiz olacak. Ne denir? Havuzumuz olacak. Şöyle buraya kadar da çekeceğim. Şuraya da biraz çekelim. Ne olur ne olmaz belki kullanırız. Hatta buraya full çekelim abi. Şurayı tamamen kazıyalım. Şurası şöylece tamamen kazısınlar. Şimdi bir de yazdırma sesi duydum. Hemen bir tane aşçı alalım kendimize. Tabii şu tarafa da koymamız gerekiyordu. Yoksa ulaşamazlar bazı şeylere. Aynı şekilde şuraya da şöyle koyalım. Ha, burada balçık herhalde bundan sonra bitmiş olacak bu tarafta. En azından şurada iki taneyi unutmuşuz. Sonra şu tarafa geçeriz. Zaten burası haritanın sonu. Şimdi arkadaşlar yine aşçıda yine şey olmasını istiyorum. Atletik olmasını istiyorum. Niye derseniz bu aşçı bazen gidecek dışarıdan ne denir? Büyüyen yabani otları toplayacak. Yabani bitkileri toplayacak. Onları pişirmek için dışarıya çıkacak. Yani yine atmosferit girecek. Ve aşçılık yapmadığı zaman yine ben onu taşımada kullanmak istiyorum. Yani ekstra görev yapacak yani. Yine bir aşçı ve ne denir atletiği olan hemen birisini bulayım ben. Şurada çok güzel bir tane duplikant buldum arkadaşlar. Şöyle güzel bir isim de verelim buna. Herhalde bu yani kadın karaktere benziyor bilemedim. Yani bunu Aliye olabilir. Dekoru artırılmış bu arada. Yaratıcılığı önemli değil zaten, dekorla hiç uğraşmayacak. Bu arada şu çok güzel bence. Mikrop direnci var yani. Bu aslında şey olsaydı güzel olurdu. Ne denir, bu radyasyon yiyici olsaydı güzel olurdu. Çünkü o hışırtı otu biraz radyasyon üretecek. Ondan biraz da olsa kurtulmuş olurdu ama. Neyse önemli değil abi. Dekor moral bonusu var. Bu çok önemli. Niye diyeceksiniz? Çünkü mutfakta bayağı bir dekorumuz var yani. Bu karakter orada çok güzel moral bonusu kazanacak. Moral bonusu sayesinde de yetenekleri çok hızlı kazanacak. Ve hemen yani güzel güzel şeyler bize ne denir kızartabilecek. Hemen şöyle bir durdurmak istiyorum. Öncelikle hemen ilk yeteneğini verelim. Izgara şapkasını giysin. Zaten ızgara iki yetenek. Hemen bunu bitirsin. Sonra tedarik, atmo takım, tedariği fullesin. Ve böylece bunu bitirelim. Sonra hemen programa geliyorum. Şimdi burada olabilir bu karakter. Aynen abi, sabahın ilk saatlerinde bu Aliye hemen çalışmaya başlasın. Artık buraya başka kimseyi almıyor. Zaten son bir kişi daha alacağım arkadaşlar. O da yine böyle inşaatçı olacak. Lia'ya bir yardımcı alacağım. Onu da yani bu son yere ekleyeceğiz. Hatta bu bölümde eğer yiyecek de çok problem yaşamazsak o son karakteri de alalım bence yani. O da aradan çıksın. Şimdi önceliklerini ayarlamaya gelelim. Şimdi bu karakter sadece pişirme ve tedarik yapacak. Pişirme en öncelik,
Sonra tedarik, depolama ve temizleme de ondan sonraki yapacağı işler olacak. Tabii şimdi bu karakterin de yine inşaat ve kazıyı çok sonra yapmasını istiyorum. Hatta işletmeyi de aynı şekilde. Başka neyi azaltsak? Saldırmaya gidebilir, açma kapamaya gidebilir. İnşaat ve kazı harici diğer koşu işlerine gitmesini istiyoruz. Şöyle hemen başlatalım. Buranın inşası bitti bu arada. Gördüğünüz gibi tertemiz bir yer oldu. Şimdi şurayı hızlıca temizlettireceğim. Buradan moral bonusu almak istiyorum. Büyük ihtimal biraz da şuradan aşağıya düştü. Buraları bir temizletelim. Şimdi arkadaşlar buranın elektriğini bağlayalım artık aşçımız olduğu için. Ben aşçımız yok diye şey yapmıştım. Artık aşçımız var. Şimdi bu karakter burada arkadaşlar sulu sepken buğday tahılı diyor. Yani bu soğuk bir biyomda yetişiyor. Şunlar buradakiler tabi bazen yetişiyor bazen yetişmiyor. Buradaki hava azaldığı için bazen bunlar yetişmede problem yaşıyor. Şimdi bunları sürekli yapacağım. Bu buğdayı gördükçe bu gelsin burada çörek yapabilsin. Etleri de düşer düşmez direkt et şiş yapsın. Aynı şekilde bu ölen balıklar, paçılar, yani bazen burada ölecekler. Onların eti de düşer düşmez burada hemen pişmiş su ürünleri yapsın. Yemek biti turşusu yapmayacağım. Daha uzun ömürlü ama yani bence gerek yok. Şimdi tırtıl meyvesi diyor. Tırtıl meyvesi şu anda yani hiçbir yerde hasat etmiyoruz. Bunu geçeceğim. Sufle pankek diyor. Aslında bunu da sürekli yapalım. Eğer yumurta gördüğü zaman buğday tahılıyla birleştirsin. Pankek yapsın. Aynı şekilde mantarı da düştükçe, topladıkça burada kızarmış mantara çevirsin. Bence gayet iyi oldu. Yani bu eleman burada boş durmayacak. Hatta çörek kızartmaya başlamış bile. Aslında şöyle yapabiliriz. Buraya bunun şeylerini getirtebiliriz. O tabii bu herhalde zaten buraya depolanıyor abi. Aynen sulu sepken buğday tahılı buradaymış. Şimdi bakalım sıcakta gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 dereceye hemen ulaştı bile. Yani bu yüzden bizim hışırtı otuna ulaşmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bir şeyi fark ettim. Burayı kapatmamışız. Buranın önceliğini artıracağım. Şurayı bir bitirsinler. Bunu da analiz etsin karakterimiz. Zaten atma takımın içinde olacağı için problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii şuradaki merdiveni yapmadıkları için ulaşılamıyormuş. Burayı bir yapsınlar. Şurayı da 7'ye düşürtelim. Şurayı da yapsınlar aynı şekilde. Aynen abi şuralarda bazı şeyler var. Bunları yani yapmamışlar. Şu aşağıyı sonra yapabilirler. Şuraya da merdiven devam ettirelim. Burayı dikkat etmedim. Şuradan merdiven devam edebilir. Arkadaşlar bir diğer görevimi de buraya vermek istiyorum. Ama burada şöyle bir problemimiz var. Yine burada balçık var. Şimdi buradan balçığı eğer toplatırsam çok büyük problem yaşarız. Niye derseniz bu balçığı buradan toplayacaklar. Buradan yürüyecekler. Base'de belki düşürtecekler bu balçığı. Hem kirli oksijen üretecek burada hem balçık ciğeri etrafa yayacak. Yani çok büyük problem. Yani bunun aynısını bizim sol tarafa da yapmamız gerekiyor. O yüzden onu da planlayalım bence. Şimdi şurayı bir kapatalım. Burayı da şu su bitmek üzere bunu da kapatırız. Onu nereye yapsak? Onu sanki şuraya yapsak buradaki gibi mantıklı olur. Tabi bunu biraz daha küçüğünü yapmak istiyorum. O bir tık fazla büyük oldu sanki. O abi burada da balçık bölgeleri çokmuş aslında. Şöyle yapalım. Bence burayı hemen başlamayalım. Bir şurayı bitirsinler. Çünkü burada bayağı bir sıcaklık dışarıya yayıyoruz. Bu klora da bir şey yaparız. Bu arada yeni bir yazdırabilirimiz gelmiş. Bir bakalım. Oo çok güzel. Parlak takoz diye alçı levha bulmuşuz. Gayet iyi arkadaşlar. Onunla bazen belki dekorasyon yaparız. Belli olmaz yani. Zamanı gelince yapabiliriz yani. O yüzden çeşit çeşit olması güzel. Arkadaşlar burada çok şey kaybediyoruz. Buhar kaybediyoruz bu arada. Burayı bir an önce yapmaları gerekiyor. Neden geri dönüyorlar acaba? Yani burayı o inşaat görevi aslında var. Yani bunlara yerleştirmişler volkanik kayayı. Nedense bizim Lia geç geliyor buraya. İlginç bir şekilde. Ha şimdi yapmaya başladı. Abi çok hızlı karakter gördüğünüz gibi. Yani bize bir inşaatçı daha lazım bu yüzden. Yani artık böyle inşaatlar çok yapacağımız için buna ihtiyacımız var. Bu arada buhar karıştığı için gördüğünüz gibi burada direkt gitti yani.
Ama tabi burayı bayağı ısıttı. Şimdi bunu ben bilerek yani volkanik kayadan yaptım. Çünkü yani çok ısınıp eriyebilirdi bu. Şimdi bunun erime noktası 1409 derece. Güzel. Yani problem olmaz. Aynen bitirmeye başladılar. Gayet iyi. Burada tabi birkaç tane paçu kalmış. Umarım içeride kalmazlar. Ölebilirler çünkü. İçeride. Yani kendi zararlarına burada olmaları. Şimdi madem burayı da yaptık, burayı da devam ettireceğim şöyle. Aynı şekilde buradan şöyle de devam ettireceğim. Sonra yine şuradan 4 blok aşağıdan. Burayı dediğim gibi burada yine havuz olacak. Hatta o abi bura bayağı aşağı gidiyormuş. Yani şuraya bir yere havuz yapsak bence yeterli. Çok da abartmayalım. Şöyle olabilir 2 blok. Yani şu kısımdan burası şey olabilir. Havuz yapabiliriz bu kadarına. Yani şurayı da alalım, şurayı da alalım. Şurada bir tane daha şey var. Bu arada buradan bir de yosunla topluyoruz arkadaşlar. O yüzden güzel. Şimdi burayı inşa ettik ama şöyle bir durum var. Ren araştırmasını bitirmesini beklemek zorundayız. Yani burada bayağı bir sıcaklık arttı. 40 derecelerden 50 derecelere çıktı. 70 derecelere çıktı. O arkadaşlar Draco yumurtalamış burada. Herhalde ben bunu görmedim yani. Burada Draco yumurtası varmış. Çok iyi. Şimdi yine hatchlerimizde yaşlı olan var mı? 29 yaşında bunu öldürebiliriz. Abi çok fazla hatch yumurtası var. Yani ve taş hatch'i üretemedik hala. Hala yani bu hatchlere ihtiyacımız var. Düz hatchlere. Ama yani şöyle yapalım. Bu kadar hatch yumurtası yine fazla. Şöyle bir tanesini kıralım bence. Şimdi parıltı böceği var burada. O baht yumurtası yokmuş. Keşke olsaymış. Onu da yine burada pişirtirdik. Bu arada yiyeceğimiz çok azaldı sanki. Veyahut da buraya depolamamış da olabilirler. O şunu durdurmayı unutmuşum. Bunu da durduralım. Herhalde bence bir sonraki şeyimizi yapalım. Yani şu odayı bu tarafa da yapmak istiyorum. Onu biraz daha şöyle yapabiliriz. Şu kısma yapabiliriz. Tabii şu... Şimdi benim kafamı karıştıran bu var. Niye diyeceksiniz, hani buna da bir yer yapabiliriz sanki. Hani bura biraz daha az alanımızı daraltır diye düşündüm. Bu arada şu bitmiş. Hemen bunu yıkmak istiyorum. Tabii yıksak mı? O şurası da var. Ama gerçi bunu da bu taraftan pompalarız. Burayı yıkalım bence. Şöyle tüm boruları yıkacağım. Şöyle boydan boya yıkalım gitsin. Hatta şuradaki köprüyü falan da yıkalım. İhtiyacımız yok artık. Aynı şekilde elektriği de yıkacağım şuraya kadar. Başka neyimiz vardı? Her şeyi herhalde yıktık. Sıvı pompasını da yıkalım. Gayet iyi. Şimdi şurada biraz suyumuz var. Onu da alalım. Buraya da gireriz aslında. Problem olmaz yani. Bu tarafa da girebiliriz. Hatta şöyle yapalım. Şimdiden kapatalım burayı da. Şöyle buraya kadar bir gelsin, sonra buradan sonrasını düşünürüz. Tabii şurayı da şimdilik açacağım, buraya girip çıksınlar biraz da olsun engellemek için. Arkadaşlar şimdi şuraya şöyle bir emir verdim, bu balçık yerini buraya yapalım. Ben buraya karar verdim çünkü dediğim gibi burada buna bir şeyler yapabiliriz. Yani pek emin değilim ama yani yaparsak eğer burayı böyle tekrar yıkıp tekrar inşa etmekle uğraşmayalım. Bu arada yine bir yazdırılabilirimiz geldi. Bence yemek de iyiyiz arkadaşlar. Son inşaatçımızı da alalım. O arkadaşlar tek seferde elemanı buldum. İnşaat ve atletik burada. Elemana da şöyle farklı bir isim verelim. Abi hepsinin ismi birbirine benziyor. O Jeff güzel. O Jeff olur bence. Jeff şimdi alalım. Bu da son karakterimizdi arkadaşlar. Daha fazla kişi almayacağım artık. Şöyle Jeff'i de dördüncü yere koyacağım. Şimdi yeteneklerini verelim hemen. Şimdi inşaatı 1-2 gideceğim. Şapkasını taksın. Sonra tedarik 1. Atletik tedarik 2. Sonra inşaatı fullesin. Sonra da tamamen atmo takım giymeyi yapsın burada. Gayet iyi. Önceliklerini hemen yine Lia'nınki gibi yapalım. Sadece işletme bir tık yukarıda ve inşaat 2 yukarıda. Şöyle herhalde tamamdır. Başka bir şeyini burada kapatmamıza falan gerek yok sanırım. Şöyle bakalım yine de ne olur ne olmaz abi. Aynen şu anda her şey tamam, doğru. Arkadaşlar şimdi şu tarafla ilgili bir muhabbet var. Şimdi burayı nasıl yapsak? Şimdi
Şurayı açmak istiyorum. Şöyle yapacağım, burayı açacağım. Ama yine şu tarafta yaptığım gibi buraya bir kapı koyacağım. Burayı da adı nedir? Şuradan kapatacağım. Artık buradan ulaşamayacaklar. Yani buraya base'den ulaşabilsinler artık. Çünkü hani buradan bayağı bir sıcaklık geliyor olabilir yani. Tabii şu anda biraz sıcaklık pek yok ama mesela şuradaki 30 dereceler buraya yavaş yavaş da olsa geçiyor yani. Buna bence dikkat edelim. Şöyle burayı açalım. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki merdiveni yıkalım. Şunu yıkalım. Şurayı da yıkalım. Tuvaletlerle ilgili bir problem olmuş sanırım. Kopyalan acil tuvalet kullanması gerekiyor. O hangisiydi acaba? Bir karakter herhalde. O buranın şeyi bitmiş arkadaşlar. Sonunda hemen kapatalım. O tabi içeridekileri almamız gerekirdi. Çünkü burada durdukça bunlar ısınacak. Ay abi, en azından şöyle yapalım hızlıca. Şöyle tamamen içindeki her şeyi alsınlar. Bir de pompa koymayı da unuttuk. Aynen, pompamızı buraya yerleştirelim şimdiden. Şimdi altın koyacağım. Derecesi biraz daha yükselsin. Aşırı ısınma derecesi biraz daha artsın. Sonra pompa da koyabiliriz ama pompayı da yine aşırı ısınma dayanıklılığı olsun. Şöyle buraya kadar getirip bırakalım bence. Çok abartmamıza gerek yok. Aynı şekilde elektriğini de yine şöyle altın çekeceğim. Şöyle burada bırakacağım. Sonra buranın önceliğini artıralım. Şöyle. Yani burayı bir bitirsinler. Hemen taşımaya başladılar. Güzel. Kapana kısıldı diyor. Abi siz neden böylesiniz ya? Neden? Neden yani? Şurayı hemen yapın. Şurayı. Abi sen de yap bari. Hani git şuraya. Yok, yapmıyor. Yani şöyle yaptırsam. Şurayı kazdırma görevi versem en azından. Abi çabuk yapın Jack. Jack sakın altına yapma. Buradan inemiyor mu acaba? Şöyle kazı görevi versem. Yok, herhalde inemiyor. Abi neden böylesiniz ya? Neden hep bir yerde sıkışıyor bunlar? Şimdi şurayı da iptal edeceğim. Burayı da kazsın. Şöyle gel, burayı kaz. Heh, şimdi inemiyor mu? Yok abi, hala inemiyor yani. Ve gelmiyorlar abi. Ta nereye gittiler? Gözünüzü seveyim. Kurtarık burada. Açlıktan ölecek. Şimdi de mi inemiyor? Ha, orada şey bulmuş. O şuradaki pancardan aldı yedi. İyi, en azından açlıkla ilgili bir problemi olmayacak. Herhalde şimdi inebilir. Altına yapma lütfen. Lütfen altına yapma. Jack. Jack nereye gidiyor? Abi. Jack. Abi nereye gidiyorsun? Yürü. Çık. Büyük ihtimal altına yapacak arkadaşlar. Giysisini çıkarsın. Yok, yapmadı. Güzel. Tamam. Şu önceliği düşürtelim. Abi neden böyle hep problem yaşıyoruz ya? Bir sağlam bir şey inşa edemiyorum. Bir şekilde hep böyle işimiz rast gitmiyor. Yani buradan bir de oksijen de kaybediyoruz. Hiç yani bir şeyler düzgün gitmiyor. Şuradan da yine kapatacağım aynı şekilde yalıtımlı karoyla. Şuranın da önceliğini artıralım. Hatta artık oradan girebildikleri için şuradan da kapatalım. Aynı şekilde şurayı da. Şimdi diğer tarafı ne yaptılar acaba? Burayı daha bitirmemişler maalesef. Ve kilidi yine geri düşürmüşler. Büyük ihtimal biz acil durum verdiğimiz için böyle oldu. Abi çok derece artırdık burada. Yani bir şey yapıyorken başka bir şey acil duruma girdiğince böyle oluyor hani, yani gerçekten. Umarım şurada bir şey yarılıp da buradan su kaçırmaz. Umarım. Yani artık buraya, aynen buraya artık atmo giysiyle girmelerine gerek kalmadı. Güzel, en azından bunu halletmiş olduk. Şimdi şöyle yapalım yine. Şuralara merdiven çekelim ve şuradan şu merdiveni boydan boya devam ettirmek istiyorum. Yani buradan da bir yerden çıkabilmiş olsunlar. Sonra 4 blok yine şuradan da şöyle bir merdiven yapalım. Buralar kazmaya hazır olsun. Tabii şuradan kazalım. Şuradaki balçaya temas etmeyelim. Olabildiğince kaçınmak istiyorum. Herhalde şöyle yapsa hem burası için yeterli. Bu arada arkadaşlar şuradaki balçıklara da değdiler ve balçık burada volkanik kayanın içinde falan da var. Yani bir dezenfekte yapalım. Şöyle bir genel. Yani her yere dokundular bu balçıkla. İşte bu yüzden sevmiyorum, böyle bir alanı kapatmamızı hızlandırmamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi şu
Yanıp sönmeye başladı burada döngü. Herhalde 100'e döndüğümüz zaman 100 tur döndüğü için burada bir başarım kazanacağız. Bu arada şurayı da inşa etmeye başladım arkadaşlar. Bu odayı yapalım bence bir yandan. Yani şurası sanki yeterli olur gibi. Tabii hep yalıtımlı karo ile yapacağım. Başarım kazandık. Güzel de bir müzik çaldı. Şöyle bakalım. En az yaşayan kopya ile en az bir yaşayan kopya ile 100 dönüşe ulaşın. 100 yılın devri diye de şeyi kazanmışız. Gayet iyi. Şimdi arkadaşlar yine şöyle yapalım. Buradan kapatacağım yani bu taraftan girmesinler. Şimdi şuradan ulaşabiliyor olmaları lazım. Şöyle. Yani burası böyle olacak. Sonra direkt kapatsak mı? Aynen bu oda bir tık daha küçük olsun bence. Böyle kapatalım. Sonra burayı da yine kutuyla dolduralım şöyle. Boydan boya. Böyle yeterli bence. Sonra şuraya da bir tane şişe boşaltıcı koyalım. Yine burayı da kapatacağım. Herhalde buralara ulaşabiliyorlar. O fosil çıkarıldı diyor. Siteyi görüntüle. Aynen. Karakterimiz artık yapmaya başladı arkadaşlar. Bunların kazısına başlamış. Aynen Max burada kazılara başlamış. Gayet iyi. Yani bunların olayı nedir pek bilmiyorum ama yine de yani ulaşabilmiş olmak gayet iyi yani güzel. Şimdi şunlara da toplama görevi verelim. Şuraya da toplama görevi verelim. Orayı da bir yandan toplasınlar. O burayla işimiz bitmiş sonunda. Hemen kapatmak istiyorum. Şöyle burayı kapatın. Burayı sonra yapacağız arkadaşlar. Bura bence şimdilik durabilir yani. Bu içeri ısınsın. Sonra zaten aşırı basınçtan büyük ihtimal bu menfeze pek çalışmayacaktır. Aynen aşırı basınçtan dolayı bir süre sonra çalışmayacaktır diye düşünüyorum. Buraları bayağı ısıttık. Hatta bu suyu bile çok ısıttık yani. Şuralar 50 derece 57 derecelere yükselmiş. Şimdi arkadaşlar şurada şeyi seçmeyi unutmuşum. Burada bir atmotokun bozulduğu zaman veya yıprandığı zaman otomatik onarım yapsınlar. Yani yoksa burada giyemeyebilirler yani burada ulaşamayabilirler. Yine bir yerinin şeyini çözmüş elemanımız burada. Gayet iyi. İki tanesini bulmuşuz bile. Biri de şu taraftaymış. Bir tanesi de bayağı aşağıdaymış yani bayağı hem de. Neyse onlara sonraki işler bence gayet iyi. Bunu da başlamış oldular. Oo abi bu arada yine bu bah böcekleri burada soykırım yaptık. Bunları yine burada çoğalmışlar. Bu arada şu tarafı da kapatalım. Aynen burayı da kapatalım artık. Buradan da bize bir sıcaklık gelmesin. Son olarak şurası kaldı. Buraları tabii açamıyorum burada. Çünkü bir tarafta kirli su bir tarafta da su var. Yani bunu taşıyabiliriz aslında. Şunu yapıyorlar bu an, şu anda ama. Bunu da başlatabiliriz aslında. Bunu da şuradan ulaşsınlar bence. Veyahut da base'den mi açsak? Base'den açarsak oksijen kaybetme riskimiz var. Yani o riske girmek istemiyorum arkadaşlar. Yani şuradan gitsek sanki daha mantıklı olur. Yani şuradan bir yol açalım. Şöyle. Hatta şöyle merdiven yapmaya ihtiyaç duymadan gidelim. Hani şuradan mesela ulaşabiliyorlar. Sonra şuradan merdiven yapalım. Aşağı inmelik. Sonra da bir tane de pompa yerleştirelim buraya. Aynı şekilde şuraları da kazalım ki pompa bu suyu çekebilsin. Veyahut da şöyle de yapabiliriz. Pompayı şöyle bir tane daha aşağıya koyalım. İşimiz garanti olsun bir nevi. Merdiveni de yine bir tık indireceğim. Aynen buradan gelmeleri sanki bir tık daha mantıklı olur. Arkadaşlar şöyle elektrik kablolarını, borularını da çektim. Gayet iyi yani buraya da bir şekilde başlayacaklar. Bu arada yine bir şey fark ettim. Lia kendini sıkıştırmış burada. Şu şeyi de öldürebiliriz. Yine burada bir bah böceği daha var. Ona ulaşabilirler. Aynen aşağı indi ulaşabiliyorlar. Şimdi büyük ihtimal burası da çökecek büyük ihtimal. Aynen benim bunları sürekli izlemek zorunda kalıyorum yani. Bir yeri inşaaya vereyim bir şeye başlayayım derken bir bakıyorum bir yerde sıkıştıklarının haberini alıyorum. Bu arada şurayı yapmaya başlamışlar gayet iyi. Oto şişelemeyi açalım. Şuraya biraz bıraksınlar. Tabi burayı nereden klor dolduracağız şimdi. Şöyle yapalım aslında buraya artma taşı atalım birkaç tane. Sanırım şurada var ama hani buradan getirmek bir tak riskli olabilir. Buradan getirirsek base'in içinde düşürme ihtimalleri var. Yani o riske girmeyelim. Şimdi burada şurası 1 kilosu olana kadar devam ettireceğim. Ben bu karakteri sürekli seyretmek zorunda kalıyorum.
Yani bunun yüzünden bayağı bir vakit kaybettim. Ve aç kaldı. Ya, hala burayı kazmıyor, gidiyor. Şuradaki karoları yapmaya çalışıyor. Ağzının suyu aktı. Şimdi burası kaç dereceleri çıktı? Şu anda hala 30 derecelerde. İyi yani, çok fazla ısınmadı. Güzel. Abi Charlie kendini sıkıştırıyordu az kalsın. Yine buradaki kum düştü. Ve Charlie orada sıkışıyordu az kalsın. Ben şurayı şeyini artıracağım önceliğini. Yoksa bunlar burada bayağı vakit kaybedecekler. Hatta bu tarafa başlamadılar bile yani. Abi elemanlar bir türlü bir şeye odaklanamıyor ya. Bir şey yapıyorlar, başka bir şeyi bozuyorlar. Bu arada şu bitmiş. Şu da boşalsın. Aynen. Bu kadar yeterli. Şimdi buraya klor getirmemiz gerekiyor. Şimdi nereden getirsek bu kloru? Sanki şura mantıklı gibi. Buraya da yine bir kilit yapalım. Şöyle. Bir tık daha uzak yapabilir miyiz acaba? Şöyle bakalım. Şurada olabilir. Yani şurası olabilir şöyle. Böyle yeterli. Şuradan da şişe boşaltıcı yine koyalım. Şurayı açsınlar şöyle. Bu arada buranın sıcaklığı ne durumda acaba? Buralar 45 derecelerdeymiş. Sıcak biraz ama olsun yani, yapacak bir şeyimiz yok. Buraya da girmek durumundayız. Tamam, güzel, o tarafı da başlattık en azından. Abi Robin sıkıştırmış bu sefer de kendini. Gerçi artık önemi yok yani, şuradan çıkabilirler. Aynen, burada artık bir problem yok yani, burası normal. Artık base'in dışı olarak tanımlı. Ama Robin tabi atmo takımı yok. Haliyle burada nefes almak için kaçacak büyük ihtimal. Aynen abi, burada biraz da mikrop ciğer almış olabilir. Aynen aldı hatta. Atmo takım burada acaba şey mi, arıza mı yedi acaba? Bir saniye abi, biz bunun gücünü bağlamayı unuttuk. Herhalde o yüzden yani bu son atmo takımı üretmeyi durdurdular. Yani bizim şu kabloları değiştirmeye başlayabiliriz aslında ama. Yani bir ekstra bir yedek bir şeyimiz olsaydı, güç kaynağımız, bunları altına çevirmeyi düşünebilirdik. Hatta şu anda yani bunu bile, altını bile işleyemiyoruz şu anda. Aslında onu da arkadaşlar şuradan işleyebiliriz. Şu suyu kullanarak. Ama bu su bayağı ısınacaktır. Hatta bayağı ısınacaktır. Arkadaşlar aynı şekilde şuraya da açma görevi verdim. Buraya da büyük ihtimal şuradan bir yerden bir kapı koyarız. Buradan da girmelerini sağlarız buraya. Çünkü yani burası da ne denir, yalıtımlı karo, şuraya koymak istemiyorum. Yani bir tık daha alan verelim. Bir tık sanki daha kolay olur burada. Yani burayı da yapsınlar. Büyük ihtimal yine sıkıştılar. Yine sıkışmış olabilirler. Ha yok, şimdi atlayabilirler sanırım. Şurada aynen. Daha demin sıkıştılardı yine. Aynen, bu tarafa da açsınlar. Buradan da bir yalıtımımız olsun. Tabi burası soğuk olduğu için bu sefer de bu bitkilere zarar verebilir. Yani ne denir, buranın çok fazla soğur. Atıyorum bu 22 derece. Bu sefer düşecek 10 derecelere falan. Yani ona da yine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu oyunda kısaca her şeye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu oyun bir tık böyle. Bu arada şuraların dereceleri çok güzel düşmüş. Bir şey fark ettim, kömür yok burada. Bu kömür hep aşağıya düşmüş. Hatta burada da 870 gram. Hele o yüzden yani bizim burada elektriğimiz kesildi. Bir saniye, biz bu kömürü buraya depoluyor muyuz? Aya biz bu kömürü buraya depoluyormuşuz. Kömürü dışarıya alsınlar. Kömürü sonra şuraya taşısınlar. Aya ben buna dikkat etmedim. Gerçekten yani buralardaki kömürleri bizim böyle taşımamız gerekiyor. En azından yani şunları böyle taşı görevi verelim. Olabildiğince buradaki kömürden de kurtulmuş olalım. Hatta şurada da biraz 200 gram var. Şöyle atsak buraya yeterli. İşte bazen ne kadar dikkatli oynasanız da arkadaşlar böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Yani bu oyunda yani istediğiniz kadar planlayın. Bir şey kesinlikle gözden kaçabiliyor yani, ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu kömürleri buraya koydular ama bu sefer de bunda elektrik olmadığı için kömürü hiç çalıştırmadı. Şuna şimdilik manuel kullanıma izin verdirteceğim. Yani şöyle yani buna geri çalıştırdı. Manueli kapatalım. Tamam, güzel. Geri tekrar elektriğe kavuştuk. Yani atmo takımlara bile oksijen dolduramadık bir an için. Şimdi bu eleman burada biraz bir şeyler yaptı sanırım. Hani paça filetosu yapmış. Gayet iyi. Şurada yine bir yazdırabilirimiz var. Onu da alalım. Çok güzel. Yine dijital biber diye bir
levha kazandık. Güzel bir şeye benziyor. Aynen, bunu da ilerleyen zamanda kullanabiliriz. Arkadaşlar bu bölümü de bence burada bitirelim yine. Yani bir şeyler yapıyoruz. Yavaş da olsa yani bir şeyleri yapmaya devam ediyoruz yani. Bu odayı da yaptık en azından. Yani birkaç bir şeyi yaptık işte. Base'in etrafını kapattık. Bu arada bir şeyleri yine yalıtımlı karoyu bile yani dışarıdan aldıkları malzeme sıcakla yapıldığı zaman yine sıcak oluyor gördüğünüz gibi. Yani en azından sulardan kurtulacağız. Yani şu suyu da aldığımız zaman artık dışarıda bir su kaynağı kalmayacak. Tabii şurada üretilen suyun haricinde. En azından burası da bitti. Burası da bitti. İşte şurayı havuz yaptık. Burası. Bunu büyük ihtimal kullanabiliriz. Buraya giremedik. Buraya biraz uzak kaldı bize. Yani iki taraftan da açmak istemiyorum. Çünkü atma takımla buradan girip çıkan bu taraftan gidemesin bence. Sanki hani böyle ikiye ayırmak daha mantıklı gibi. Hatta burayı da şöyle ikiye ayırıp buraya bir duvar da çekebiliriz. Yani o da mümkün. 12 kişiye ulaştırdık bu arada toplam nüfusumuzu. Daha fazla hiç kimseyi almayacağım arkadaşlar. Yani eğer alırsak yani başka şeyler için olur. Yani yeni karşılaşacağım bir şeyler için eleman alabilirim. Bence şu an için gayet iyi ilerliyoruz. Yani buradaki suyu da artık kaldıracağız buradan. Bu arada şunda bir ünlem işareti var. Işınlayıcı devre dışı. O buradan bir de ışınlayıcısı vardı. O devre dışı şu anda. Drakomuz da yumurtaladı. İşte bir tek eksiğimiz şey kaldı arkadaşlar. Ada çayını da yaptık ama taş heçe şu anda hala muhtacız yani. Kömürü daha fazla üretebilmemiz gerekiyor bizim. Onu da ilerleyen zamanda ulaşırız diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.